Honda'nın Neo Sport Cafe sınıfının en düşük CC'lisi, 2018 yılının da en yenisi. CB125R. Honda bu motosikleti Neo Sport Cafe sınıfı adı altında adlandırmış. Yani ne demek? Eski ama yeni olan sportif bir motosiklet anlamına geliyor. Üzerinde eskiyi andıran çizgiler var fakat günümüz teknolojisiyle üretildiği için Neo Sport Cafe adını vermiş. Motosikleti kullanırken hem bir klasik motosiklet kullanıyormuş hissiyatı yaşıyorsunuz hem de oturuş pozisyonu, kullanım pozisyonuyla sportif bir motosiklet izlenimi veriyor. Bu anlamda baktığımızda hem tasarımıyla örtüşen bir kullanım pozisyonu var hem de çok dikkat çekici bir tasarım var. Özellikle ön farı retro tasarımında yuvarlak o eski geçmiş 60-70'li yılları andıran yuvarlak bir far tasarımı. Bunun yanında günümüz teknolojisiyle üretilmiş ve LED. Arka stopu LED, sinyalleri LED, grenaj yapısı zaten direkt sportif bir izlenim veriyor. Özellikle kuyruk yapısı. Bunun haricinde benim dikkatimi çeken bir yanı var. Arka maşası bizim o Honda'nın bildiğimiz kötü görünümlü dümdüz gelen maşadan biraz daha farklı tasarlanmış, daha sportif, daha üzerinde emek olduğunu hissettiren bir maşa tasarımı var. Bunun yanında üzerinde kullanılmış olan donanımlar, jantları, gidonu, gösterge paneli, yerleştirilmiş olduğu şasisi, kullanılan malzeme kalitesi olarak bakıldığında gerçekten tasarım olarak dışarıdan çok dikkat çekici özellikler barındıran bir motosiklet. Motosikletin üzerinde bulunan motor bloğu ise aslında tanıdığımız, daha önceden aşina olduğumuz bir motor bloğu var. Honda CBR125R'larda bulunan motor bloğunun aynısı. Fakat farklı bir şasi üzerine ve farklı bir tasarım üzerine kurgulanmış bir versiyonu. Tek silindirli, 125 cc sıvı soğutmalı ve Soç motor karakteri barındırıyor. Yani verimliliğe odaklı, üstten TG egzantrikli ve 2 sübap sayısına sahip bir motor. Yani bu ne demek? Motosiklet aslında performansa odaklı değil, verimliliğe odaklı, daha az yakıt tüketimi, şehir içerisinde verimli kullanılmasını sağlayacak, masraf çıkardığında maliyetleri daha ucuz olan bir motosiklet anlamına geliyor. Peki bu motosikleti performanslı kullanamayız anlamına mı geliyor diye soracaksınız. Hayır değil. Motosiklet zaten başlangıç sınıfına hitap ettiği için, özellikle A1 ehliyeti sınıfına hitap ettiği için, düşük devirleri doğru viteste kullanıldığında gayet performanslı. Fakat üzerinde bulunan 13.3 beygiri 10.000 devir civarında üretirken, 10 Nm torku da 8.000 devir civarında üretebiliyor. Yani bu ne demek? Performans istediğinizde motosikletten yüksek devirleri çıkmanızı istiyor. 125 cc motosikletlerin genelinde olduğu gibi fabrika verileri 120 km son hız olarak belirtiyor. Ben 122-123'lere kadar ulaşabildim. 125-130 km hızları rodajını bittikten sonra bulabileceğini düşünüyorum ama motosikletin ideal kullanım son hızı 90 ile 105 km arasında. Yani 105 km hızlara kadar rahat ulaşırken 105'ten sonra yol durumuna göre, işte kullanıcının kilo yapısına, ortam şartlarına, rüzgar şartlarına göre değişebilen bir hızlanması var. Yani biraz daha yavaşlıyor 105 km'den sonra hızlanması. 10.1 litre yakıt hacmi var. Fabrika verilerine göre 2.5 litrelik bir yakıt gideri var. Fakat motosikleti yüksek devirlerde kullandığınızda yüksek bir yakıt gideri var. Yani o 2.5 verisini yakalamanız için hep 7000 devir altında kullanmanız gerekiyor. Üzerine çıkarsanız katlanıyor. 3.5-4 litreleri görebiliyorsunuz. Honda zaten bunu belirtmek için, yani eğer az yakmasını, bu veriyi yakalamayı istiyorsan diye 7000 devir civarında bir vites atma ikaz ışığı konumlamış. Yani 7000 devire geldiğinizde vites atma ibaresi orada yanıp sönmeye başlıyor. Atarsanız verimli kullanmış oluyorsunuz. Yani 7000 devirin altı verimli yakıt tüketimi için ideal. Fakat performanslı kullananlar için 7000 devirin üstü 11000 devirlere kadar katlayarak yukarı çıkıyor. 10.1 litre ile 385 km yaptığı iddia ediliyor. Fakat bahsetmiş olduğum gibi 7000 devirin üstünde devirli kullandığınızda motosikleti bu 300 km'lere kadar düşebilir bu veri. Bunun haricinde özellikle değinmemiz gereken bir noktası var. Motosikletin ağırlığı. Honda Türkiye'nin sitesinde 126 kilogramlık bir kuru ağırlığı olduğu belirtiliyor ama
Yani çok hafif bir motosiklet demek bu. Özellikle başlangıç sınıfı için çok ideal bir ağırlık oranı. Kullanıma da bu çok o büyük oranda etki ediyor. Bırakın başlangıç sınıfını, biraz daha ilerlemiş sınıf kullanıcılar için değerlendirdiğimizde motosiklet çok çevik, çok atik. Her yere girmeye çıkmaya gelen, zaten boyutlarıyla da değerlendirdiğimizde çok çevik bir motosiklet olabiliyor. Bu anlamda çok başarılı, çok iyi bir ağırlık oranı var. Bu ağırlığı da güzel dağıtmışlar. Dengeli bir motosiklet, yani dengesiz değil. Bu ağırlık ve dengeyi de şovanın süspansiyonlarıyla desteklemişler. Önde ve arkada şovanın süspansiyon sistemi var ve çok başarılı bir süspansiyon sistemi. Gerçekten geri dönüşü, geri sekmesi kullanım hissiyatı olarak size çok güzel geri dönüşü olan bir süspansiyon sistemi. Önde teleskobik bir ters çatal, arkada monoşok sistem var yine ve bu süspansiyon sistemi ve bu ağırlığı üzerinde bulunan Dunlop StarMax GPR 300 marka lastiklerle desteklemişler. Ben daha önce kullanmadığım, kullanım hissiyatını bilmediğim lastiklerde ıslak ve kuru zeminde test etme şansına ulaştım. Sanki biraz geç ısınıyor ama ısındığı zaman çok güzel yere tutunması olan bir lastik diyebilirim bu lastik için. Bu saymış olduğum ağırlık, süspansiyon sistemi, lastiği bir de frenlerle desteklemişler. Önde arkada tek disk var ama önde 4 pistonlu Nissan'ın bir kaliperi, arkada tek pistonlu yine Nissan'ın kaliperi var ve çok başarılı bir frenlemesi var. Bunun haricinde bir de atalet ölçüm sistemli bir ABS sistemi olduğu belirtiliyor ama yani kısaca değineyim size. Normalde ABS sistemleri hani tek merkezden ölçümlü ABS sistemleri olur, tek sensörlü olur. Bu motosiklette ise birkaç eksenli, yani 2-3 eksenden ölçümleme yapan bir ABS sistemi olduğu belirtiliyor. Yani bu çok bizi aslında ilgilendirmiyor. Biz kullanıcılar için önemli olan ABS gerektiğinde devreye giriyor mu girmiyor mu, bu önemli. Evet, bu motosikletin ABS'si de gerektiğinde devreye girebilen frenlemesiyle başarılı bir ABS sistemi var diyebiliriz. 816 mm'lik bir seles yüksekliği var. Şimdi diyeceksiniz nasıl bir ölçü bu? 81 olur, 82, 83 olur da 81.6 nedir? Bunu açıkçası ön fren diskinde de gördüm ben. 296 mm'lik bir ön fren diski var. Yani motosiklet genel olarak kendine münhasır ölçüler kullanan bir motosiklet olmuş. Genelde ön fren diskleri hani 260 olur, 280 olur, 300 olur ama 296 ilginç olmuş. Sele yüksekliği de yine 80 olur, 81, 82, 83 olur ama 81.6 verisi de ilginç olmuş. O yüzden bunun altını çizeyim istedim. Yani 81.5 cm'lik bir sele yüksekliği var. İdeal bir sele yüksekliği. Hem kısa boyluların hem uzun boyluların kullanabileceği naked sınıfında ortalama bir sele yüksekliği denilebilir. Bunun haricinde üzerinde güzel bir gösterge paneliyle birlikte geliyor. Honda'ların NC serilerini andıran bir gösterge paneli ama NC serisinden daha güzel. Benim daha çok hoşuma gitti. Başlangıç sınıfında kullanacaklar için içerisinde her türlü veriyi barındıran bir gösterge paneli var. Şöyle hemen açıp bakayım neler var diye. İşte yakıt gideriniz var. Saatiniz var. Devir saati, kilometreniz, vites göstergeniz, ikili trip metreniz, genel total kilometreniz, motosikletin ne kadar yaktığına dair genel bir veri var. Yani 1 litre ile ne kadar kaç kilometre gideceğinize dair genel bir veri var. Yani başlangıç aşaması olarak değerlendirdiğimizde güzel bir gösterge paneli var üzerinde. Bunun haricinde de kontrol tuşları, üzerindeki plastik kalitesi, gidon kalitesi, özellikle yolcu basamakları alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve gerçekten güzel görünüyor. Boya aksamı, üzerinde bulunan malzeme kalitesi, plastik aksamı gerçekten Honda'nın üst segment motosikletlerinin kalitesinde. Yani Honda'nın bir de alt segmenti var biliyorsunuz. Biraz daha düşük kaliteli motosikletleri var. Bu motosiklet üst segment, yani Honda'nın kaliteli donanımlarını kullanan bir motosiklet. Bu anlamda başarılı. Biz motosikleti Emre Yazan isminde acayip bir motosiklet sevdalısı bir abimizden temin ettik. Honda Türkiye daha testi açmadı. Hiçbir yerde test motosikleti yok. Emre Yazan abimiz de henüz daha motosikleti yeni almış. Daha 130-140 kilometredeydi. Bize kendisi teklif etti. Alıp hemen test edebilirsiniz diye. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Alır almaz yaptığı Emre abimizin ilk müdahalesi de aynalara müdahale etmiş. Aynaları değiştirmek olmuş. Çünkü kafe ruhuna uygun bir tasarım olduğu için kafe ruhuna uygun bir ayna takmış üzerine. Ben açıkçası gidon aynalarının bu kadar başarılı olabileceğini tahmin edemezdim. Gerçekten çok beğendim performansını. Zaten oturuş pozisyonu olarak motosiklet biraz hafif böyle öne eğilerek kullandığınız için bu aynalarda başarılı bir performans veriyor. Tabi üzerinde orijinal aynalarla geliyor. Orijinal aynaların da başarılı olduğunu düşünüyorum çünkü geniş bir gidon var, yani dar bir gidon değil. O yüzden aynaları başarılı. Gidon demişken motosikletin dönüş turuna değinmem lazım. Çok başarılı bir dönüş turu, çok başarılı bir dönüş hakimiyeti var motosikletin. Özellikle zaten boyutlar olarak baktığımızda motosikletin kilosunu, çevikliğini değerlendirdiğimizde şehir içerisinde her türlü araya dereye girmeye gelebilen çok sportif kullanımlı bir motosiklet. Aynı zamanda çok yumuşak bir debriyaj sistemi yapmışlar.
Yani kullanımı çok kolay bir motosiklet. Tam başlangıç sınıfına hitap eden, o sınıf için ideal olarak görebileceğimiz bir motosiklet. Bir de değinmem gereken noktası, motosikletin egzoz sesini ben çok beğendim. 125 cc bir motosiklet olarak baktığımda çok başarılı bir egzoz sesi olarak gördüm. Hemen onu dinleteceğim size. Hemen ardından da çok merak edilen bölümümüz olan eksiler bölümüne geçelim. Tabii motosikletin ilk eksisi nedir diye sormaya artık gerek yok. Türkiye'de ne yazık ki bütün motosikletlerin, hangi motosiklet olursa olsun, ilk eksisi fiyatı. Bu motosikletin Mart 2018 itibariyle fiyatı 18.500 lira. 125 cc muadilleriyle kıyasladığımızda aslında Honda başarılı bir fiyat konumlanması yapmış diyebiliriz. Yani bir tık daha altında diğer muadil markaların. Bu anlamda başarılı ama bizim için bütün fiyatlar artık eksi olduğu için ilk olarak eksilerde fiyatını sayıyorum. İkinci eksisi ise, motosikleti birkaç gündür test ediyorum. Acaba ne gibi aksesuarlar takılabilir diye Honda Türkiye'nin internet sitesinde aksesuar bölümüne girdim. Fakat herhangi bir aksesuar göremedim. Yani öne bir cam takılabilir mi? Arkaya çanta takmak isteyenler çanta takabilir mi? İşte çamurluk takmak isteyenler için bir çamurluğu var mı? Orta sehpası var mı? Merak ettim bunları ve o yüzden bakmak istedim. Yeni bir motosiklet olduğu için şu anda hiçbir aksesuarı yok. Başka bir eksisi ise sele konforu. Klasik Honda'nın birçok motosikletinde alışmış olduğumuz üzere sert bir selesi var. Yani özellikle depoya yakın oturduğunuzda bu sertlik sizi oldukça rahatsız ediyor. Biraz daha arkaya doğru iterek kendinizi kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Dolayısıyla selesi sert, bu anlamda eksi. Bunun üzerine artçı konforu hiç yok. Artçı aldığınızda, ki bunu denedim, sanki artçıyı sırtınızda taşıyormuş hissiyatı veriyor. Yani artçı konforunu hiç beğenmedim. Zaten bu motosikletler artçılı kullanım için üretilmiş motosikletler olmadığı için bunu aslında gayet normal karşılıyoruz ama selesi sert. Bunu eksiler içerisinde özellikle belirtiyorum. Bunun haricinde göstergesinde değinmem gereken eksiler var. Evet, göstergeli tasarım olarak çok beğendim. Başlangıç seviyesindeki birisi için içerisindeki veriler de aslında yeterli ama ben genel kullanımım açısından değerlendirdiğimde içerisinde dış havanın sıcaklığını gösteren bir termometre yok. Anlık yakıt tüketimini gösteren bir veri yok. Hararet ısısını gösteren bir veri yok. Ve son olarak da aslında aydınlatması 5 kademeli aydınlatması olmasına rağmen çok güneşli havalarda çok fazla yansıma olduğunda görememenize sebep oluyor. Yani çok güneşli havalarda yetersiz kalıyor. Bütün bu saydıklarım ışığında gösterge panelinin böyle eksileri var. Bir de üstüne dörtlü flaşör koymamışlar. Ben özellikle giriş sınıfındaki motosikletler için, aslında her motosiklet için bu şart ama giriş sınıfı için de özellikle olması gerektiğini düşünüyorum. Genelde koyulmuyor. Fakat altını çizmek için bunu özellikle belirtiyorum. Herhangi bir tehlike anında, sıkıntı anında tehlike olduğunu belirtecek bir ibareniz olmadığı için, dörtlü flaşör koyulmadığı için bu anlamda eksi olarak değerlendiriyorum. Motosiklet genel olarak donanım kalitesi, donanımları olarak baktığımızda üst segment motosiklet donanımlarıyla geldiği için, hani şova süspansiyonlar, işte frenleri, atalet ölçümlü ABS sistemi, üzerindeki lastikler, malzeme kalitesi olarak baktığında insan şeyi de görmek istiyor, USB çıkışını da görmek istiyor. Onu göremediğim için onu da eksiler içerisinde belirteyim istedim. Bunun haricinde motosikletin bakım aralıkları 4000 km'de bir. Başlangıç aşaması için değerlendirdiğimizde aslında makul gibi görülebilir ama motosikletin Türkiye'deki fiyatları olarak değerlendirdiğimizde 4000 km bana az geliyor. Yani hadi tamam 10.000 yapmayalım bunu ama 6.000-7.000 km yapılsaymış çok daha mantıklı, çok daha hani motorcu dostu bir motosiklet olurmuş. Bu açıdan baktığımda da eksi. Ve sonuç olarak değerlendirecek olursam, motosiklet zaten bizim ilk olarak, bütün motosiklet sevdalarının ilk olarak dikkatini çekme özelliği tasarımı. Hem geçmiş çizgileri barındırıyor, hem günümüz teknolojisini barındırıyor. Düşük devirleri başlangıç A1 ehliyetli sınıf için gayet yeterli. Yüksek devirleri performanslı. Fakat yine de bu performans bana yetmez diyorsanız, Haziran-Temmuz ayı gibi hem 250'lik hem de 1000'lik versiyonları gelecek. Bunun haricinde 4 tane renk seçeneği var. Kırmızı, siyah, gri ve beyaz olmak üzere 4 tane renk seçeneği var. Renkleri de çok güzel. Özellikle şehir kullanıcılarını cezbedecek özellikler barındırıyor üzerinde. Donanımlarıyla da yüksek donanımlara sahip. Motosiklet hakkında genel değerlendirmemiz bu kadar. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu bölümümüzü izleyip de abone olmazsanız eğer, kafanızda kaskınız takılıyken, seyahat ederken kaskınızın içine hapşırın inşallah diyorum. Ve bu bölümümüzü kapatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.